13 yaşında Arda'yı gördüğümde 18 yaşındaki halini hayal edebildim. Zaten Komolli ben başaramıyorum dediği için ben onu çiğneyip Ali Koç'a DVD hazırladım. İlhan Cavcav'dan sonra, rahmetliden sonra kaotik bir ortam oluşmuş altyapıda. Bana bir hikaye lazımdı başarılı olmam için. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programında yeniden karşınızdayız. Röportajlarımız ard arda peşi sıra devam ediyor. Bu haftaki konuğumuz ise Serhat Pekmezci. Arda Güler transferinde, daha doğrusu Gençler Birliği'nde Arda Güler'i keşfedip Fenerbahçe'ye kazandırma hikayesinde onun ismini son dönemlerde çok duymaya başladık. Tabii Arda ile alakalı çok şey biliyoruz ama bir de bilmediğimizde onlarca hikaye, belki yüzlerce hikaye var. Onların hepsini Serhat Hoca'dan dinleyeceğiz. Keşfedilme, buraya getirilme, buradaki yaşantı, okuma, Fenerbahçe'de serilme, A takıma çıkma, Real Madrid'e gitme. O serüvende birçok ortaya çıkmamış, duymadığımız hikayeleri kendisinden dinleyeceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Hocam şimdi Arda Güler'e geleceğiz ama Serhat Pekmezci kimdir hocam? Futbola nasıl başladı, scout'a nasıl başladı, kulüplerde çalışmaya nasıl başladı, birçok yıldız ismi nasıl buldu? Dilerseniz kısaca sizi bir tanıyalım. Teşekkür ederim. Aslında güzel bir soru sordunuz. Çünkü tanımayan, bilmeyen insanlar, yakinen bilen çok insan var, futbol sever var ama bilmeyenler son dönemde Arda Güler'in Real Madrid transferinden sonra adımı belki de ilk kez duydular ve geçmişi bilmedikleri için de bir Arda Güler'i buldu, herkes ondan bahsediyor diye böyle bir şeyler var, konuşmalar falan oluyor. Üzülüyorum tabii. O yüzden anlatmak lazım belki de. Ben 1977 İzmit, Kocaeli doğumluyum. 6 yaşında babamın memuriyetinden dolayı İzmir'e taşındık. İlk ve ortaokulu Gümüldür'de okuduktan sonra İzmir'de, İzmir Spor'un seçmelerine katılıp futbol okuluna gidiyordum hafta sonları. İzmir Spor'da futbol hayatım başladı. Milli takım karma müsabakalarında henüz amatörken Denizli Spor'a transfer oldum. Sırasıyla Denizli Spor, Yeni Salihli Spor, Akhisar Belediye Spor ve Fethiye Spor takımlarında 8 yıl profesyonel futbol oynadım. Süreçte 97 yılında 3 okulda antrenörlük eğitimi açıldı. Celalbayar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde. Ben Celalbayar Üniversitesi antrenörlük eğitim bölümüne birincilikle girdim, kazandım futbol oynuyorken. Akabinde de en yüksek not ortalamasıyla mezun oldum. Sonra da Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Sırasıyla 25 yaşında okulum bittikten, hatta bitmeden son senemde İzmir Spor, 2 dönem Altay, Vestel Manisa Spor, Malatya Spor, Ordu Spor, Mardin Spor, Karşıyaka takımlarında bilgisayarlı maç analiz uzmanlığı, atletik performans antrenörlüğü, yardımcı antrenörlük, U19 teknik sorumluluğu gibi görevlerde bulundum 8 sene. Sonra 2012 yılında Seyit Mehmet Özkan'ın Buca Spor'dan ayrılıp Altın Ordu'yu alıp şirketleşmesiyle beraber 2012-2018 sonu arası 6 yıl aralıksız ilk yılı A takım scouting olmak üzere 6 yıl genç oyuncu izleme sorumluluğu görevini yerine getirdim. Seyit Özkan seni nasıl keşfetti hocam? Seyit Mehmet Özkan, zaten biz tanışıyorduk. Bir şekilde hep görüyorduk birbirimizi. Ben Altay U19 takımı çalıştırırken müsabakadan sonra konuşmuştuk. Sohbet etmiştik. Benden çok etkilenmişti. Buca Spor'un Süper Lig'e çıktığı sene de benimle çalışmak istemişti. Çok güzel plan proje yaptık aslında ama sonra teknik direktör seçimiyle alakalı bir anlaşmazlığa düşüp yollarımızı ayırdık. O gün ona siz kimmişsiniz, o kimi getirdi? Saffet Susiç ile ilgili bir plan yapmıştık o dönem. Çünkü Saffet Susiç hem Bosna Hersek milli takımını çalıştırıyordu. Türkiye'de de bir takım çalıştırmıyordu. Saffet Hoca çok önemli, çok özel bir insan. Çok iyi bir teknik direktör. İyi de bir futbolcuydu biliyorsunuz. Evet. Fransa'da efsane Paris Saint-Germain'de hala efsaneler arasında yer alır. O dönem yanlış anlaşılmasın, birçok kaliteli teknik direktör var ama şöyle bir şey düşünmüştüm ben. Buca Spor öz kaynak sisteminden oyuncularıyla Süper Lig'de ve birkaç tane belki kaliteli yabancı ve yerliyle yer almalı, ilk yıl kalmalı diye planlamıştık. O dönem Saffet Hoca
dönem dönem milli takımlara gittiği zaman da yardımcı olarak Sait Karafırtınalar olsun, U19 teknik sorumlusu Hüseyin Eroğlu olsun, güzel bir böyle Türkiye'de hiç olmayan bir sistem, entegre bir şekilde yukarıya oyuncu taşımaktı plan. Çünkü belki hatırlar dostlar, belki hatırlamazlar. Bucaspor o sezon Süper Lig'e hiç yabancısız çıktı. Hatta hiç planda yoktu. Bu sebeple de herhangi bir scouting çalışmaları yoktu. Kulüpte scout yoktu zaten. En azından Saffet Hoca'nın bildiği genç, boşnak oyuncular. Türkiye'de daha önce çalışmış olduğu biliyorsunuz. Akhisar'da çalıştı, Osmanlı Spor'da çalıştı, Çaykur Rizespor'da çalıştı, İstanbul Spor'da çalıştı. Türkiye'deki bonservissiz kaliteli birkaç büyük olgun oyuncu, birkaç gurbetçi ve kendi tanıdığı bildiği yabancılarla entegre yapalım, ilk yıl kalalım, ondan sonra da alttaki sistem gelsin. O dönem işte Sercan Kaya, Mehmet Battal, efendim Hasan Kabze, Erkan Taşkıran gibi altyapıdan çıkan birçok oyuncuyla şampiyon oldu Bucaspor. İşte o kaptan Yılmaz Özlem vardı, Erman Güraçer vesaire. Sonra Bülent Uygun hocamızla anlaşmayı uygun gördüler. Ben de henüz daha yolun başında projelerin bir anda sekteye uğramasından mütevellit görevi kabul etmedim. O sene 20 oyuncu almışlardı galiba. Yani 20-25'e yakın oyuncu aldılar. 20-25. Hiç oynamadan bir sürü oyuncu gitti. Yaklaşık 20-30 milyon lira borçla da Bucaspor küme düştü biliyorsunuz. Evet. Sonra da Mehmet Bey'in oradan ayrılması gerekti. Anlaşmazlıklar oldu, sıkıntılar yaşandı. Bu kehanetlerin belki de gerçekleşmesinden mütevellit 2012'de Mehmet Bey dağla saygılıydı size. Şirketleşir şirketleşmez davet etti sağ olsun. İlk yıl takımın kurulumunda işte hem Murat Dizdar hem Zafer hocamız, Zafer Bilgeday hem biz Zeki Çakır hocamız bir masaya oturduk. Güzel bir takım kurduk. Sonra takım zaten 3'ten 2'ye çıktı. 2'den PTT'ye çıkan takımın da temeliydi. Ve Türkiye rekoru kırdı. En fazla gol atan ve en az gol yiyen takım olarak. O dönem işte Erce kardeşler, Mert Hakan Yandaş gibi birçok oyuncuyu kazandırdık. Gökhan Karadeniz gibi A takımımıza. Bir taraftan da işte Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke, Alican Özfesli gibi oyuncuları entegre ettik. Türkiye'yi karış karış dolaştık. Bu A takımdaki başarıdan dolayı Mehmet Bey altyapı ile ilgili bir ekip kurmak yani istedi. Yani sadece Arda Güler'i keşfetmediniz hocam. Yani Cengiz Ünder'i, Çağlar'ı, Mert Hakan Yandaş'ı, Erce'yi. Kardeşleri Berke Özer, Ravil Tagir, Burak İnce. Birçok oyuncuyu keşfettiniz. Muhammed Taha Tepe Trabzonspor'daki Atakan Gündüz milli takım kaptanı. Efendim yeni şimdi gitti mesela 17 yaşında Onur Alp Çevikan. Trabzonspor'a giden kardeşimiz ve daha niceleri tabii. Yani birçoğunu keşfettik. Zaten orada yaptıklarımız muhtemelen Demin Komoli'nin kulağına gitmiş veya anlatılmış. Bu yaptıklarımızdan mütevellit Fenerbahçe beni göreve getirdi. Komoli'ni mi aradı sizi? Yani o mu? Komoli'nin asistanı aradı. Asistanı aradı. Evet. Peki hocam Arda Güler'in keşfedilmesi nasıl oldu? Siz izlemeye gittiğinizde başka oyuncuyu mu izleyecektiniz? Evet. Yani biz şöyle bazen sahada yetenekli gördüğümüz oyuncuları alamayabiliyoruz. Farklı sebeplerden dolayı. Bazen saha dışı kriterler bize uymuyor. Bazen de aileyi ikna edemiyoruz. Bu aileyi ikna edemediğimiz sebeplerden dolayı da o dönem Sakarya Necdet Ersin Futbol Okulu öğrencisi Emre Uzun Osmanlı Spor'a gitmişti. Ben de çok severim kendisini. Çok özel bir yetenek. Antalya Spor A takımında şu anda. Onun son durumunu görmek istedim, merak ettim. Ayrıca profesyonel takımların altyapılarını biz çok izlemezdik Altınordu'dayken. Yani %90 amatör takımları, turnuvaları, okul maçlarını izlerdik. Hem artık Fenerbahçe çok daha büyük bir marka. Hem de bir hikaye yaratmam lazım onca başarının ardından Fenerbahçe tarihine geçebilmek için. Fenerbahçe bugüne kadar yani Arda'ya kadar 19 eş altı bir oyuncuya 3 maç üst üste süre verememiş bir takım. Farklı sebeplerden dolayı. Emre Uzun'un son durumunu görmek istedim. Aslında o bu hikayenin iyi bir öznesi olabilirdi. Hem çifte vatandaş, hem Alman pasaportu var, hem Türk pasaportu var. Solak, çok zeki, çevre görüşü, oyun zekası çok üst düzey, doğuştan getirdi özellikle. Onu görmek için gittim. O gün onu da çok beğendim ama Arda Güler
belki de hani benim arayıp da bulmak istediğim, hayal ettiğim, ilk görüşte aşık olunacak o insan, o futbolcuydu. Neyine vuruldun hocam? Şöyle, şimdi biz de o kadar çok fazla müsabaka izliyoruz ki, gerek ulusal, gerekse uluslararası turnuvalarda, milli müsabakalarda. Ya şöyle söyleyebilirim, benim Avrupa'da altyapısını U12 ve U19 arası izlemediğim çok az takım var. Yani Hollanda, Vitesse, Arnhem, işte Feyenoord, Ajax, Twente, Meksika, Guadalajara, Arjantin'deki takımlar, Manchester United, Hoffenheim, Leverkusen, Schalke, Leipzig, İspanya'da birçok kulüp, hemen hemen hepsi. Neyi aradığınızı bilirseniz aslında biraz da ya sizin ayağınıza geliyor fırsat, ya da emeklerinizin karşılığı olarak Allah tarafından karşınıza çıkartılıyor. 13 yaşında Arda'yı gördüğümde 18 yaşındaki halini hayal edebildim. Yaşıtlarıyla kıyasladım. Peki Fenerbahçe'de mi hayal ettin hocam, Real Madrid'de mi? Yalan değil, Fenerbahçe'de hayal ettim. Çünkü şöyle, şimdi nasıl anlatsam. Yani 13 yaşındaki bir çocuğun 18 yaşını hayal edebilmek çok kolay değil. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim yaptığımız iş dünyadaki en zor işlerden bir tanesi. Evet. Özellikle Türkiye'de. Bence dünyadaki en zor scouting Türkiye'de. Çünkü sizin aldığınız oyuncuları sadece kamuoyu biliyor. Aldırmak isteyip de aldıramadığınız birçok oyuncuyu hiç kimse bilmiyor. Mesela o dönem biz Mikael Faye'yi de raporlamıştık. Raporlamakla kalmadık. Resmen kapılarında yattık. Yöneticilerin ve tüm yetkili birimdeki insanların, isim zikretmeyelim. Mikael Faye de 2004 doğumlu bir sol stoper. Barcelona'ya transfer oldu bir ay önce. Yani keza Pape Matesar diye bir oyuncuyu raporladık. A takım scoutlarımız da organize bu arada. Hani biz istedik, onlar değil. Onlarla organize, orada çok kaliteli bir ekip var. Onların donayından geçerek, tartışarak 22 milyon sterline Tottenham'a gitti. Yani Arda Güler çıktı gitti, başardık Arda'yı diye Arda'yı biliyor arkadaşlar ama. Peki Arda Güler'de Ali Koç'u nasıl ikna ettin hocam? Yani işten kovulmayı göze alarak. Çünkü şöyle, ben Fenerbahçe'de çalışmaya başladım. Oğlum yeni doğmuştu. 40-45 günlüktü. Fenerbahçe'ye imza attım. Şöyle 1 Ocak, 1 Aralık gözüküyor ama 3 Aralık pazartesine denk gelir 2018'in Aralık ayı. Başladım göreve. Hem ekip oluşturmam lazım yeni. Çünkü Altın Ordu'dan hiçbir arkadaşımı almama izin vermedi Mehmet Bey. Hem kendi takımlarımızı tanımam lazım. Bir taraftan dışarıya bakmam lazım. Ve 1 ay, 1,5 ay sonra transfer başlıyor. Maalesef altyapı çok reorganizeydi. Bir şekilde. Bana bir hikaye lazımdı başarılı olmam için. Ancak geldiğimin 8. günü göreve başladım. 3'ünde demek ki 11 veya 12 Aralık'ta. Eşimi aradım. Dedim ki hiç hazırlık falan yapmayın. Çünkü oradaki düzenimiz çok güzeldi. Bostan'da yaşıyorduk. Eşim yürüyerek okula gidip geliyordu. Müdür yardımcısı. Kızımın okulu evimize çok yakındı. Pazar mazar da çok yakındı. Komşularımız çok iyiydi. 8. gün dedim ki beni burada yerler. Yerler dedi. Tabii açık ve net. Canlı şahittir. Sonra diğer bütün yardımcılarım falan da bunu zaten biliyorlar. Bunları söylerken yöneticiler, başkan düzeyinde mi söylüyorsun yoksa eski futbolculardan dolayı mı söylüyorsun hocam? Çünkü eski futbolcular geliyor ya mesela kulübe genelde. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a daha çok oluyor. Evet. Ya hiç alakası yok o şeyle. Eski futbolcular. Bilakis tam tersi. Eğer orada bu kadar kalabildiysem onlara borçluyum. Neden? Öyle mi? Çünkü ben 4 sene İsmail Kartal'ın birinci yardımcılığını yaptım. Yani Fenerbahçe'ye, Derazna, Samandarı'ya, kulüp binasına uzak bir insan değilim. Yani Cemil Turan, Şenol Usta Ömer, Turan Sofuoğlu, Zafer abi, başka kim var? Aklıma böyle ilk İsmail gelen... İsmail Kartal'ın ne zaman yardımcılığını yaptınız? Malatya Spor, Mardin Spor, Ordu Spor ve Altay'da. Neden Fenerbahçe'yi istemedi ya da istedi mi, siz mi gitmediniz? Şöyle, ben 2012'de kızım olduğunda hocam çalışmıyordu.
Ondan sonra Mehmet Bey de rica etti. Büyük bir proje. İzin istedim. Altın Ordu'ya başladım. Ha, sen misin izin isteyen? Ondan sonra gittiğin kulüp. Sen misin izin isteyen? İzin isteyen sonra gittiğin kulüplerde almadın seni. Anladım hocam. Öyle bir şey zaten bu iş. Ya 2009... Küstü sana. Küstü. Evet, küstü. Ama lisenin sevgililer gibiyiz. Yani hala görüşüyoruz, konuşuyoruz falan. Çok şaka bir tarafa sevdiğim bir insan. 8. gün beni burada yerler deyince tabii Fenerbahçe'de göreve uzun yıllar devam edip etmemek konusu çok umurunuzda olmuyor. Bu hani eski futbolcular kovdular beni ama. Her an kovulacakmış gibi çalıştığın için riskle alıyorsun değil mi hocam? Evet ama peygamberimizin bir sözü var ya, yarın ölecekmiş gibi dua edin, hiç ölmeyecekmiş gibi çalışın diye. Evet. Yani çünkü oyuncuların velilerinin bana bakışları, kalitesi son derece sınırlı, antrenörlerin yaklaşımı vesaire. Yani ben nereye düştüm dedim ama bir hikaye yazacağım dedim kendi kendime. Söz verdim. O yüzden de Arda Güler'i gördük. İşte dediğim gibi Aralık'ta başladım. Ocak'ta. Ne ocağı? 15 gün sonra gördüm. Ocağın 5'inde amatör transfer başladı. Şubat'ın 20'sinde transfer ettik. Peki Ali Koç'a gittin hocam. Ali Koç'a gidemeden tabii bunu akademi direktörüne, yöneticilere. Ha, hiyerarşiye de uyuyoruz. Demin Komoli'ye. Tabii uydum. Ama Komoli olmasa yapabilir miydin bunu? Komoli'nin bir katkısı yok ki. Ha, yoktu. Hayır. Zaten Komoli şey yapamadığı için, yani ben başaramıyorum dediği için ben onu çiğneyip Ali Koç'a DVD hazırladım. Ha, Komoli başkana gidiyor. Diyor ki bu oyuncuyu almamız lazım. Rapor geldi, aldıramıyor. İkna edemiyor. O kısmı çok bilmiyorum. Çünkü hani sonuçta biz dere ağzındayız. Onlar ağırlık kulüpteler. Ama ben beceremiyorum, başaramıyorum demek o demek zaten. Demek ikna edememiş başkanı. Ya o da olabilir. Bir de şimdi biraz filmi geriye sararsak o dönem çok kaotik bir durum vardı kulüpte. Yani Koku gitmişti, yardımcısı gelmişti, kalmıştı pardon, Kuman mıydı? Evet. O da gitti. Ersun Yanal hayatta gelmez bu kulübe deniyordu. O geldi. Takım başarısız falan fıstık. Yani o dönem çok kaotik bir durum. Belki de zaman ayıramadı. Komoli. Beni de çok iyi tanımıyor. Çok iddialı olmama rağmen o başaramadım dedi ama almayı mı başaramadı, başkana iletmeyi mi başaramadı, Gençler Birliği kulübüyle iletişim kurmayı mı başaramadı onu bilmiyorum açıkçası. Sonra ama baktım olmuyor. Evet hocam. Baktım olmuyor. Hatta enteresan bir şey var. Hikaye onu da kimse bilmez. Ben İngiltere'deyken Ümit abi bana ulaşmaya çalışmış. Evet. Arda'nın babası. Evet. Yani Ankara'da yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı belki de ben o dönem Türkiye'de olsam Arda Altın Ordu'ya transfer olacaktı. Yani bir şekilde öyle de bir durum olacaktı. Nasip değilmiş. Neyse dedim ki ben bu çocuğu transfer ettireceğim. Kafaya koydum. Çünkü Fenerbahçe'de Arda'nın başarması ve yukarılara çıkması demek nice Arda'ların nasıl yukarı taşınacağıyla alakalı bir bana somut hikaye yazma fırsatı verecekti. Yoksa hiçbir zaman hiçbir Türk genci Fenerbahçe'de oynanmaz. Oynasan da Real Madrid, Barcelona falan bunların hepsi son derece sınırlı şeyler. Çok zor. Neden Barcelona'ya giden oyuncularımız oldu ya da dönem dönem mesela Avrupa'ya giden oyuncularımız oldu? Sebebi Avrupa'da Saman Alevi gibi bir takımın işte UEFA kupasını alması, 2002'de Dünya Kupası'nda üçüncülüğümüz falan bununla alakalı. Tabii. Yoksa kimse gelip de buraya 10 tane maçını izlemiyor yani buradaki oyuncuların. Aynen. Açık söylemek gerekirse. Bu da çok rastlanan bir durum değilse Türkiye'de ne olacak? Demek 17 yaşında bir çocuk kazıya kazıya Fenerbahçe gibi büyük bir markada oynaması lazım. İşte Arda ile o 80 dakika aslında ki 65'ten sonra sakat sakat oynadı. O 65 dakikada ben bugünlere bir yolculuk yaptım geldim. Transferini gerçekleştirdik. Başkanımıza bir şekilde Kerim'in şoförüne DVD verdim. Dadısı ona verdi. İzlendi falan. Tekrar başkan beni aradı konuştuk. Çok iddialı konuşuldu. Yani futbolda çok iddialı konuşulmaz ama dediğim gibi gözü karartmıştım ya ben. Dedim 16 yaşında A takımda oynamazsa, 17 yaşında da A milli olmazsa bonservis parasını benim maaşımdan alın. Ve ben dedim lisansımı yırtacağım, istifa edeceğim dedim.
Başkan etkilendi mi bu konuşmadan? Etkilendik, aldı. O konuşmadan sonra aldı. Evet, aldı. Aldı. Vay 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 vay. Peki Arda ile alakalı bilmediğimiz burada Gençlerbirliği'nde önce sonra Fenerbahçe'de sıkıntılar oldu mu geldikten sonra? Ya şimdi tabii Gençlerbirliği kulübü sayesinde ben oyuncuyu izledim, gördüm. Yeni Mahalle Spor'da oynasaydı belki de göremeyecektim. O yüzden haklarını yemeyelim ama şu var ki İlhan Cavcav'dan sonra, rahmetliden sonra kaotik bir ortam oluşmuş altyapıda. Gerek ekonomik, gerek idari, gerek teknik sebeplerle. Yani ben gittiğimde hayal kırıklığına uğradım. Daha fazla oyuncu bekliyordum. Daha mutlu Veli bekliyordum ama tam tersi. O yüzden de biraz Arda'yı belki de almak çok zor olmadı. Yani dedim ya, zaten bir şekilde Ümit abi daha iyi yerler olursa öyle bir fırsat bekliyormuş ki bizi kader birleştirdi. O yüzden 13 yaşında onun için kurduğum hayallerin hepsi bugün gerçek oldu. Çok zor. Yani Gençlerbirliği Kulübü Fenerbahçe'ye nazaran daha fazla genç oynatan ve oynattıktan sonra 3 büyüklere satan bir kulüptü, biliyorsunuz. Evet. Yani o yüzden Gençlerbirliği Kulübü'nden 13 yaşındaki bir potansiyeli yüksek oyuncu Fenerbahçe Akademisi'ne almak rastlanır bir durum değil. Orada Arda peki yaşadığı sorunlar, problemler var mı? Ailece ya da Arda'nın Gençlerbirliği'nde? Çok detaylı bilmiyorum ama hala aidat alınıyordu sanırım. Yani aidat çocuklardan. Alınıyor. Yani lisanslı oyunculardan da. Yanlış biliyorsam da tabii. Hani aylık 300 lira, 500 lira. Eşofman parası, forma parası. Gibi. Aidat. Gibi. Aylık. Gibi. 300-500 liralıyken bir anda Fenerbahçe ne kadar geldi Arda? 200 bin nakit para. %10 da satıştan pay. Onu sonra ne kadar çevirdiler? 5 milyon euro muydu? Hayır, 2,5 milyon euro. 2,5 milyon euro. Aldı kulüp, transferi açtı. Ha, transfer açtı. Acele etti. 3 olacaktı belki de. Tabii. Ama belki de Gençlerbirliği Kulübü ikinci lige düşecekti. Doğru. Yani Arda birçok şeyi kurtarmış oldu. Ama orada mütevazi davranmayayım. Satıştan pay verilmesini ben çok istedim. Çünkü Gençlerbirliği bu kulüp, yani herhangi bir kulüp değil. Arda yukarılara çıktığı zaman tekrar para kazansınlar istedim ki nice Ardalar yetiştirmeye devam etsinler. En azından öyle bir de öyle de jest yaptınız Gençlerbirliği'ne. Ben yaptım. Zaten beni arayıp teşekkür ettiler. Teşekkür ettiler. Kesinlikle. Peki hocam, bir şey soracağım. Yurt dışında yani şunu söylemeye çalışıyorum. 1 milyon lira verseydik belki satıştan pay almayacaktı Fenerbahçe. Doğru. Ben dedim ki başkanım, satıştan pay verelim. 200, 300, 500 neyse alalım dedim. Helal etsinler haklarını diye düşündüm. Ben Altınordu'da da böyleydim çünkü. Peki hocam, yurt dışında Portekiz'i İspanya'da scouting sisteminde scoutlar kulüplerden oyuncu sonraki satışlarından pay alırlar. Prim alırlar. Oyuncuyu atıyorum 200 bin euroya getirir. Sonra Porto, Sporting Lisbon onu Manchester United, Liverpool, Chelsea'ye satarken 20-25 milyon euroya. Orada 300-400 bin euro da şey alır. Scout alır. Oyuncuyu buldu. Bir de tabii şey olur. Yani onlara prim olur. Teşvik olur. Teşvik, motive. Olmaya devam et. Var mı öyle bir sistem? Size böyle bir jest yapıldı mı? Ben Altınordu Kulübü'ne işe başlarken kafamdaki rakamı söylediğimde müdürüme o dedi ki o parayı ben bile almıyorum dedi. Dedim o zaman niye buradasın? Yani bu sistem çöker. Komik dedim. Yani sen bile almıyorsan falan. Sonra beni satıştan payla ikna etti. Ben kendime güveniyorum çünkü. Sonra Gökhan Karadeniz satıldığında ben iyi bir para kazanacaktım. Yani bir ev peşinatı alabilecektim. Ama o gün müdür yoktu. Yazışmalarımız olmasına rağmen o hasır alt edildi. Hasır alt edildi. Hasır alt edildi. O benim içimde yaradır, uktedir. Sonra Cengiz, Çağlar, bir sürü oyuncu satıldı. Onlar da yoktu. Yani Gökhan Karadeniz için vardı. Koymuştuk. Çünkü ama Gökhan sonuçta Karadeniz için de ben çok ısrar ettim. Gökhan Karadeniz'i de mesela 3. ligde 10 tane maç oynadığı için almayacaklardı. Ben aldırttım. Fenerbahçe'de böyle bir şey oldu mu? Fenerbahçe'ye geldiğimde bunu Komoli ile konuştum. İstediğim rakamın yarısından daha azını teklif etti. Dedim ki ben neredeyse bunu zaten Altınordu'da alıyordum. O zaman satıştan pay verin. Ekibime, kendime motive olsun. Kabul etmedi. Etmedi. Etmediği gibi Arda transferinden sonra da yapılan zam pılını pırtını topla köyüne dön zam mıydı yani? Dedim ya.
Şimdi Komoli Ezel de geçer de başkana direkt ulaşırsınız, adam sizi yaşatmaz orada. Hem kendisi diyor başkana ulaş. Başkan ulaş demedi. Ben yapamıyorum dedi. Yapamıyorum dedi. Evet. Siz de yapamıyorum deyince siz kendiniz gittiniz söylediniz. Kendim gittim söyledim. Sonra Komoli de yedi sana. Kendini yedi, beni yemedi yani o dönem biliyorsun. Ama hayır. Tweet attı. Kendini yedi. Hayır, önce seni yedi hocam. Yemedi. Yemedi. Yok o yemedi. Ha. Kendini yedi. O beni yemedi, kendini yedi. Yani peki, çünkü seni kim yedi hocam? Beni yiyen kendisi açıkladı zaten. Twitter'da var. Scout felsefemiz uyuşmuyor, yollarımızı ayırdık dedi. Yani geçmişte nasıl bir scouting faaliyeti var bilmiyorum ama o kendisi açıkladı. Yani ben şimdi Gençler Birliği, Fenerbahçe, Arda Güler, Real Madrid, Serhat Pekmezci paragrafında o isim zikri olup da reklamını yapmayalım tekrar. Yani o zaten bitti gitti. Ama evet. Açıkladı. Serhat Pekmenci'yi neden gönderdim yazsınlar. Her yerde çıkıyor zaten. Peki hocam Ali Koç nasıl müsaade etti buna? O bilmem. Bilmiyorum. Yani biraz önce dedim ya Gökhan Karadeniz'de satıştan pay hakkım hiç edildi. Ben Ali Bey'in, başkanımızın yani insan idam edilecek insana bile bir son söz hakkı veriliyor değil mi? Bir şey söyleyecek misin diye. Bu evrensel insan hakları beyannamesinde de var. Bana hiç kimse bir şey sormadı. Yani gittim yani. Şimdi muhasebeden mi aradılar hocam? İnsan kaynakları. İnsan kaynakları. Evet. Yani bu da çok büyük acıdır benim için. Enteresan. Enteresan. Yani yani şöyle hem Mehmet Bey'le hem Ali Koç'ta henüz helalleşmedim. Helalleşmedim. Açık ve net. Vay vay. Peki hocam Arda Güler Fenerbahçe'de sorunlar, problemler yaşadı mı? Dünya kadar. Mesela hocam. Dünya kadar. Yani düşünün Arda Güler'i ben Kerim'in şoförüne verdim, DVD'de transfer ettirdim. Evi de özel kalem müdürünü arayarak tutturdum. Yani ev tutulması lazımdı. Elektrik, su, aidat, işleri çözülmesi lazımdı. Arda'nın ben 17, 18, 19 hadi bilemediniz 20 yaşında zaten Avrupa'nın çok önemli kulüplerinden birine gideceğini tahmin ettiğim için Fenerbahçe Koleji'ne burslu yazdırttım. O da tabii bir ton kavga, kıyamet. Sonra dediler ki işte not ortalaması yüksek olacak. Tamam. Bir de mülakata girsin. Kazanıyorsa. Tamam güzel. Arda kazandı. Birçok çocuk Fenerbahçe Koleji'nde okuyor bu sebeple. Ve müdürü de sürekli arar, teşekkür eder. Çok güzel çocuklar. Sonra ev kirasının ödenmesiyle ilgili aksaklıklar oldu. Elektrikleri kesildi. Babasına bir türlü iş bulunamadı. Bir ton sıkıntı yaşandı. İki kez evlerini toplayıp beni arada helalleşmek istedikleri için ben bir şekilde kargo tulumba ikna ettim. Birisi de o zaman Fenerbahçe'de çalışmıyor muydunuz? Çalışıyordum. Çalışıyordunuz. Çalışıyordum. İkna ettiniz ve kaldılar. Kaldılar. Elektrikler ödenmedi. Aydan... Ya şöyle ödenmedi değil. Fenerbahçe elektriğini ödeyemeyecek bir kulüp değil. Aksaklıklar oldu. Yani şöyle şimdi transferi başkanla yapıyorsunuz ya. Şimdi elektrik faturasını, su parasını, evin kirasını başkana söylenmez yani. Ama aktardığınız yer duymamazlıktan geldi. Vay 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 vay. Çok zordur yani Türkiye'de scoutluk yapmak. Çok enter hocam. Çünkü bizim aslında yaptığımız scoutluktan da öte bir şey. Yani oyuncuyu transfer ettiğinizde birisi istemiyorsa veya birini ezerek yaptıysanız o oyuncunun başarısız olması için her yolu denerler. Hocam işte. Altınordu'da çok böyle çocuk kayboldu gitti. Hiçbir başarı cezasız kalmıyor hocam. Sen de o atasözünü cuk diye oturtmuşsun. Evet aslında. Nietzsche'nin bir sözü var ya, öldürmeyen acı güçlendirir diye. Yani o tarih olacak. Öldürmeyen acı öldürür yani. Evet. Tabii beni bu şimdi Mehmet Bey'le Ali Koç'la helalleşmemem dışında bu yaşanılanları Arda Güler unutursa bir gün ona da hakkımı helal etmem. Ayakkabısı çalınır, ayakkabımı veririm. Montu çalınır, montumu veririm. Yani birçok şey anlatılmaması gereken. Yani çocuğumdan daha fazla gördüğüm dönemler oldu Arda. Peki şu anda ilişkiniz nasıl? İlişkimiz iyi. Ama tabii ben çok rahatsız etmek istemiyorum. Enteresan bir ortamda. Bir de sakatlık yaşadı. Canı biraz sıkkın. Adaptasyon sürecini aşması lazım. Umarım çok kafaya takmaz. Doğru insanlar yanında olur. Çünkü o bir şeyi kafaya koyduğu zaman başaramayacağı hiçbir şey yok. Yok. Ama destek olunması gerekiyor. Fenerbahçe'nin ayrılış süreci çok sancılıydı. Hala biraz bence buradaki yani daha güzel bir uğurlamayı hak ediyordu. Doğru. Ama yani hocam, ben gördüğümde mesela
tutuklandı, adliyeye sevk ediliyor zannettim. Hocam 40 dakikada az oynasa 5 milyon euroya serbest kalıyordu. Bacağım ağrıyor, arka delem çekiyor dese oynamayacak. Tabii. Sonra oynadı, 5 milyon euro iptal oldu, 17,5 milyon euro serbest kalır maddesine imza attı. Real Madrid geldi. 20 milyon euro artı 10 milyon euro bonus, 30 milyon euro transfer oldu. Bunu... Dese ki Fenerbahçe, ben gidiyorum 17,5 serbest kalır zaten. Real Madrid 17,5 yatırır alır zaten oyuncuyu. Bunu söyleyen Arda Güler ve babası. Yani biz Fenerbahçe'nin daha fazla para kazanmasını istiyoruz diyenler. Ki buna rağmen biliyorsunuz bir sürü dedikodu çıkarttılar. Yok babası kapı kapı dolaşmış, masalarda transfer pazarlığı yapmış, komisyon kovalamış gibi böyle saçma sapan. Enteresan. İşte kulüplerde böyle oluyor hocam. Gazetecilerle şimdi kulübün istemediği bir şey olduğu zaman hemen oyuncuları itibarsızlaşma operasyonuna başlıyorlar. Hemen burada gazetecilere kızmıyorum. Servis ediyorlar. Gazetecileri yanlış yönlendiriyorlar. Gazeteciler de yanlış haberler yapıyor maalesef. Çok gördüm bunu. Oyuncuya vermemişler. Mesela Egemen Korkmaz Beşiktaş'ta oynardı. O dönem Fikret Orman. Hemen oyuncuyu itibarsızlaştırdılar. Şu kadar para istiyor, bu kadar, alakası yok. Çoğu adama 1,5 yıl para ödememişler. Adam da Fenerbahçe'ye gitti. Egemen Korkmaz'ın hiçbir kabahati yok. Ne oldu? Hani tepki olmasın, Egemen gidiyor, Fenerbahçe gidiyor, başarı olur, ilerleyen zamanlarda bize tepki olur falan. Hemen onun önünü alıyor. Evet, evet. Klasik. Kulüplerde böyle. Ben onun için o kulüp açıklamaları vesaire hani internet sitesinden, kaptan, maptan böyle %60-%70 yok, inanmam zaten. Ya şimdi 3. ligde bir kulüp bile artık. Hani sosyal medyanın gücü çok büyük. 2 yıl hizmet etmiş bir oyuncusu başka bir takıma giderken teşekkür ediyor. 3. ligde bir kulüp. Evet. Yani aslında 4. ligde. Şimdi Fenerbahçe internet sitesinden benim gidişimle alakalı ne bir açıklama, ne bir teşekkür, ne bir plaket, ne bir gülümseme, smile, hiçbir şey yok. Ve insanlar soruyorlar bana. Neden ayrıldın? Cevap veremiyorsunuz. Hani o dönem Fenerbahçe zarar görmesini çok konuşmak istemedim. O dönem iş bitmedi zaten. Yani hep bir kaotik ortam, evet. Hep bir hoca değişimi, sportif direktör değişimi. İnşallah bu sene her şey istedikleri gibi başlar ve neticelenir. Benim de konuşmama gerek kalmaz. Ayrıldıysam ayrıldık olur. Zaten benim konuşacak da bir şeyim yok. Yani yönetici söyledi, İstanbul dışından oyuncu getirme dedik. Getireceğim dedi. Arda Güler A takımda oynarken. Yani Arda Güler'i Gazi Osman Paşa'dan geldi zannetti herhalde. Zaten başkanımız da çağırıp 5 dakika bile neden böyle oldu demediyse zaten kıymet terbiyesi yok. Ben zaten çok önemli bir insan değilim ki. Burada önemli olan Türk futbol tarihine damga vurmuş, rekorları alt üst etmiş bir başarı hikayesinin sadece bir parçasıyım. Fenerbahçe sayısının, dergisinin son sayısına röportaj verdim ben. Denk geldi. Dediler ki hocam en büyük hayalin ne? Fenerbahçe stadının önünden çocuklarım geçerken Serhat Pekmezci'nin çocukları bak bu desinler. Başka hiçbir şey istemiyorum dedim. Onu başardık. Evet. Yani yoksa niceleri geldi, geçti, gitti. Biz kalıcı değiliz. Aslında Fenerbahçe'dir. Ama ya bu bir daha olması mümkün olmayan bir başarı diyorum. Çünkü mümkün olacak gibi gözükmüyor. Yeni Arda Güler'ler bulabilecek mi hocam? Yeni Arda Güler'ler var. Ben bu federasyon başkanımıza da söyledim. Çok oyuncu var. 2010, 2011 ve 2012 jenerasyonuyla alakalı benim bir projem var. Bunu Dünya Kupası'nda final oynayacak çatı bir kadro var. Şu an tanıdığım, bildiğim, bana da çok güvenen. Bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Ortam bulur bulmaz onu bu adı büyük ama aslında çocuklara gereken saygıyı, sevgiyi, özeni göstermeyen sistemin dışında tutup en azından 16 yaşına kadar hak ettikleri şekilde eğitip ondan sonra piyasaya çıkmalarını sağlayacağım. Cengiz Ünder hocam, Fenerbahçe'nin de yeni anlaştığı bir oyuncu. Senin eski taleben. Onda da büyük emeklerim var. Çağlar Söyüncü gibi. Cengiz'le alakalı neler söylüyorsun? Bu arada istersin? Çağlar da Atletico Madrid'e gitti yani. Tabii tabii. Şeye gitti gibi davranıyoruz bir ama. Bir tane santrafor bulsaymışsın hocam ki santrafora çok önem vermiyorlar. Bir yabancı oyuncu aldıkları için. Bir tane santrafor bulsaymışsın. Bak belki önümüzdeki bir şampiyonda falan kupayı alabilmişiz milli takımı. 1500. Çünkü çok önemli oyuncular var. Bir tane santrafor yok hocam. Bak santrafor olmadığı için bak Alman milli takımı da iki turnuvadır patlıyor. Şimdi Miroslav Klose'nin Dünya Kupası'ndan sonra Miroslav Klose'nin hiç genç milli olmamasından mütevellit Futbol Federasyonu, Alman Futbol Federasyonu sisteme format attı. Ya dediler ki nasıl bu çocuk hiç genç milli olmaz?
bir yerde bir arıza var. Bir yerde bir sıkıntı var. Demek ki sonra bir baktılar. A milli takımda oynayan oyuncuların %80'i genç milli olmamış. Mesut Özil'inden Götze'sine kadar, Hamas'ından efendime söyleyeyim Marco Reus'una kadar, hatta Marco Reus'u bundan bir halt olmaz diye Dortmund gönderdi. 5. ligde oynadı 200 sene. Sonra Gladbach aldı. Gladbach'da 12 milyon euro verip aldı. İşte o 4. Yıldız kitabının yazarı Holstein. Das Format'tır aslında kitabının adı. Oradan yola çıkar dediler ki bizden bir halt olmaz. Biz kendimizi oyalıyoruz. Sadece buzdağının görünen kısmına bakıyoruz. İyi oynayanı milli alıyoruz. Biz dediler ki 600 tane şu anda yetenek tarama ve geliştirme merkezi var. Ben santrafor bulmadım mı sanıyorsunuz? Yüzlerce buldum. Ama sistem santraforu yukarı çıkartma ihtimali olmayan bir sistem. Vay vay. Kaleci çıkıyor. Neden? Bir antrenmanda 3 veya 4 kaleci var. 2 tane kaleci antrenörü var. Yani kişi başı 2 kişiye bir antrenör düşüyor. Takımlarda 6 tane 7 tane kanatın da dahil oldu. Kanat forvet de dediğimiz işte 10 numaranın da forvet olduğu. 8 tane forvete bir tane antrenör düşüyor. Bir. İkincisi bir şeyi becerebilmenin en iyi yolu yapamamaktır. Hatadır. Hata yapmadan doğruyu bulamazsınız. Doğru. Şunu söylüyorum. İşte Michael Jordan'a demişler 6000 tane nasıl üçlük attın? 60.000 tane kaçırdığım için demiş. Şimdi Türkiye'de santraf oynayan çocukların hiçbir gol kaçırmıyor. Kaçıramıyorlar. Kaçırmalarına müsaade etmiyoruz. Kazma diyoruz. Bakın Çağlar Söyüncü santrafordu. Stoper oldu. Ya hocam lafını kes. Ertuğrul Sağlam santrafordu. Stoper oldu. Evet. Ben Burak Yılmaz röportaj yaptım. Beşiktaş'ta oynadı. Sonra Manisa, Fenerbahçe, Trabzonspor. Hatırlıyorum. Antalya, 29 yaşında forvet oldu. Antalya'da röportaj yaptım. Sorum şu. Burak, sürat, dribling, çabukluk her şey var. Çok gol kaçırıyorsun. Bunun sebebi ne diye soru sorduğumu hatırlıyorum. 2 sene sonra, 3 sene sonra Burak'a şu soruları sordular. Burak, inanılmaz son vuruşların var. Ya adam 3 senede evriliyor. Çünkü adam hata yapa yapa, kaçıra kaçıra, sonra kaçırmamayı öğreniyor. Artık zaten şey gibi hocam, yani hani Sergen Yalçın, Alex Hacı gibi oyuncular buraya bakmadan burayı görüyorlar ya, o tecrübeyle eşdeğer. Ya Burak da artık... Topasında gözü var ya derler. Burak da topu aldığı anda kaleye bakmadan köşeyi biliyor zaten artık. Kesinlikle. Şimdi dünyanın en iyi takımlarına bakalım. En iyi 15 takımına bakalım. 5 en büyük 5 ligdeki 10 takıma bakalım. Santraforlarının %90'ı ya Portekizlidir ya Brezilyalıdır. Firmino'sundan tutun da Rodrigo'suna, Vinicius Junior'ından tutun da işte Ronaldo'suna. Neden böyle? Yani bunlar genetik olarak forvet mi doğuyorlar analarından? Değil. Şimdi ben bir dönem Altın Ordu'nun altyapı direktörlüğü görevinde bulundum. Sahada oynanan 25x2 devre bir müsabakayı kameraya aldırttım. Oyuncu sayısı aynı. Süre aynı. Fark birisi normal üstü açık sahada oynandı. Bir diğeri kapalı sahada oynandı. Futsal dediğimiz. Şimdi bir devrede yani 25 dakikada bir oyuncunun ayağına top sahada 8 kez değdi. Maksimum. Ortalama. Şeyde futsalda 66 kez değdi. Yani buna 7 desek, futsala da 70 desek 10 kat daha fazla topa temas etti. 25 dakikada bir oyuncu. Biz aslında Portekizlili veya Brezilyalıların bir günde yapmış olduğu teması çocuklarımıza bir haftada yaptırtıyoruz. Bir haftada yaptırttığımız teması, yani Brezilyalıların bir haftada yaptığı işi biz çocuklarımıza bir ayda yaptırtıyoruz. Brezilyalıların bir ayda yaptığını biz çocuklarımıza bir yılda yaptırıyoruz. Evet. Bakın futbol ayakla oynanıyor değil mi? Ama kafa topudur derler. Tamam. Neden böyle derler? Yani ayakla beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan bilimsel argüman nedir? Merkezi sinir sistemi, sinapslar ve sinir sistemi üzerindeki iletim hızı. Yani o yüzden pasın şiddeti, topun kontrolü, gol vuruşu gibi
akla hayale gelmeyecek kalitede meziyetli olan çocukların ayaklarının çok fazla topa temas etmesinden dolayı beceri gelişimiyle alakalı bir şey. Basitleştirelim. 10 parmak daktilo yazan birisi hatta bir süre sonra tuşlara bakmadan da yazabiliyor değil mi? Evet. Tamam peki ilk... En iyi örnek hocam. Ben 81'liyim. Biz küçükken her yerde arsa, arazi, boş yerler vardı. Biz sabah çıkar akşama kadar 4 tane maç yapardık. Evet. İnanılmaz yetenekli bir jenerasyon bizim jenerasyon. Hı hı. Ki baktığınız zaman Sergen Yalçınlar, Tugay Kerimoğullar, Ünal Karamanlar, Ogün Temizkanoğullar, işte Aykut Kocamanlar, Feyyaz Uçarlar, Metin Tekinler, hepsi inanılmaz. Rıdvanlar. Tabii yetenek nerede? Sokaktan öğrendikleriyle. Geçen röportaj yaptık Gökhan Keskin'le. Evet Gökhan Keskin'le Aykut Kocaman gidiyorlar. Bir yere şey var. Seçmeler var. İki kişi kazanamadı diyor. Benle Aykut Kocaman kazanamadı diyor. Beş kişi kazanmış, bizi futbolcu olmamış. Evet. Ya inanılmaz yani. Ya şimdi bu güzel bir anekdot ama Atakan Bey. Biz eskiden sokaklarda futbol oynuyorduk. O yüzden de çok yetenekliydik. Şimdi artık depremde toplanma alanlarına bile AVM yapıyorlar. Bitti bu iş demek oluyor bu. Yöneticilerin ekmeğine yağ sürmeyelim. Doğru haklısınız. Tamam bu böyle de yani Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da nasıl? Aynı. Hocam tamam da. Brezilya'da nasıl? Futsal, plaj. Brezilya'da neden? Plajda tabii bizim plajlarda da top oynanıyor da. Şimdi hepimizde bir önyargı var. Sao Paulo plajında top sektirerek futbolcu oluyor sanıyoruz. İyi de kardeşim 80-90 milyon insan yaşıyor. Tabii. Hepsi Sao Paulo'da yaşamıyor ki. Doğru. Brezilya'dan gelen oyuncuların hepsi Sao Paulo'da mı geliyor? Değil mi? İç tabii. Bölgelerde de var. Şimdi kritik konu şu. 50'ler ya Brezilyalılar da dünya atom parçalayan insanlar değiller. Amazon ormanlarından mütevellit sürekli yağış alıyor iç bölgeler. Bunlar da kapalı alanda oynamak zorundalar bu çok sevdikleri. Hatta dini bir ibadet gibi gördükleri futbolu. Bu sefer de yağmurdan etkilenmemek için giriyorlar kapalı sahalara, salonlara. Bu onları daha becerikli hale getiriyor. Doğru. Miyelinleşme, kas hafızası denilen şey gerçekleşiyor. Günde belki 5-6 saat oynuyorlar. 5-6 saat oynuyorlar. Bizim çocukların sahada yaptıkları topa temas sayısını bir yılda yaptıklarını onlar bir haftada, bir yıl şeyde yapıyorlar, bir ayda yapıyorlar. Şey bu kadar basit. Yani Marcelo 10 numaraydı, geldi sol bek oldu, dünyanın en iyi sol beki. Roberto Carlos keza öyle, Vinicius Junior, ya Neymar. Araştırmıyoruz, bakmıyoruz. Bir şey var bize, Sao Paulo plajlarında top sektiriyorlar, adamlar acayip ya falan. Sanki Brezilya Sao Paulo'dan ibaret. Hani şeyler, Belçika'dakiler Türkiye'yi Afyon sanıyor ya. Tabii, doğru. Bütün Türkler Afyonlu olduğu için Belçikalılar Türkiye'yi Afyon sanıyor biliyorsun. Biz de bütün Brezilyalıların Sao Paulo'dan geldiklerini söylüyoruz. Ben altın orada dilimde tüy bitmişti. Futsal salonu yapan. Adım Serhat olduğu için becerememiştim. Serhat Ünye olsaydı olurdu. Sonra Alex'i U12 Cup daveti yaptık. U12 Cup'ın resmi açılış yüzüydü. Tesisi gezdirirken dedik ki tamam burada sağ var, burada yatakhane, her şey güzel. Futsal nerede deyince Mehmet Bey hemen bir ay sonra yaptı. Ha yaptı. Tabii yani Alex deyince yapılıyor. Hocam Cengiz Ünder'le alakalı hatırladığın bir anı var mı? Var. PTT'ye yeni çıkmıştık. Yani böyle tesadüf eseri çocuklar yukarılara çıkıyor. İşte Arda Güler'in şans bulması sebebi Fenerbahçe'nin son ikinci yıllarda yarıştan erken kopmasından dolayı oynadı. Yalan mı? Değil. İlk yarı neredeydi bu çocuk? Doğru. İkinci yarı işte hasbelkader bazen biraz başkan etti. Taraftar istedi falan diye oynadı. Cengiz Ünder de öyle. PTT ilk çıktığımız sene ilk yarı kötü sonuçlar alınca takım Hüseyin Hoca transfer istedi Mehmet Bey'den. 6 tane bütçe aldı. Tamam yapın dedi. Zaten Mehmet Bey güvenir yani. O yüzden 10 yıl çalışabildi Hüseyin Hoca. 2 transfer yapıldı. 3. transfere geldi. Muhtemelen Yener Arıca'ydı Kayseri Spor'dan. Bedel de 150 peşin 300'dü tek devre. Yener de dedi ki ben hani Türkiye'de güvenmiyorum hiç kimseye. Transfer işte peşinatını alıyorsun ondan sonra bir daha para yüzü görmüyorsun falan. Dediler oğlum bak burası altın oldu Seyit Mehmet Özkan sen saçmalama araştırmadın mı hiç falan şudur budur. Burada öyle şey olmaz ya ben güvenmiyorum deyince. Bunu tabii mail ortamında Mehmet Bey'e rapor olarak sundu üst birim. Mehmet Bey transferi kapattı. Bana güvenmiyorsa. Yapmıyorum. Gitsin dedi. Yapmıyorum dedi. Tüm U19 takımımızı profesyonel yaptı. Hepsine birer altın taktı.
Düşersem de siz de düşeceğim çocuklar dedi. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Kerim Alıcı, işte Fatih Altay gibi bir sürü oyuncuyu profesyonel yaptı ve A takımı aldı. U17'yi de 19 yaptı. Cengiz Ünder öyle oynamaya başladı. Yani herhangi birinin projesi olduğu için değil. Tesadüfen. Çağlar da mesela Rıza Efendioğlu'nun kampta menüsküsü yırtılmasaydı Çağlar da Trespor'da oynayacaktı bir sene sonra. Trespor'da. Tabii. Mert Hakan Yandaş'ı mesela Oyaklarına'dan transfer ettik. Bir tane resmi Altın Ordu maçı yoktur. Menemenspor, Trespor, Menemenspor, Sivas, Fenerbahçe. 20 bin liraya aldığım bir oyuncu Mert Hakan Yandaş benim. Vay vay. Ve bir defa Altın Ordu forması giymedi. Enteresan. Erce kardeşler mesela çok güzel temsil etti Altın Ordu'yu. Hem süreçte hem de Trabzonspor'da. Enteresan. Bunları tabii kimse bilmez. Enteresan hocam. Jesus'la bir anım var mı hocam? Ya da o dönemde Ersun Yanal'la anım var mı? Ersun Yanal'la benim çok anım var. Çünkü Ersun Yanal benim iki dönem hocalığımı yaptı. Birincisi profesyonel, Denizspor'da profesyonel olduğunda rahmetli Ümit Kayan'ın yardımcısıydı. İkincisi de sonra ben Yeni Sahil Spor'a transfer oldum. Arkamdan o geldi. Yeni Sahil Spor'un teknik direktörü oldu. Şunu söyleyebilirim Ersun Hocam'la ilgili. Ben Arda'yı nasıl hissettiysem Avrupa'ya gideceğini. Ersun Yanal'ın da daha Yeni Sahil Spor'dayız. Yani o zaman 2B, 3A falan arazi isimleri gibi şeyler yok. İşte birincilik var, ikincilik var, üçüncülük var. İkincilik dedi Sahil Spor. Orta sıra takımı. Sahil Spor'da, Deniz Spor'da anlayamamıştım, yalan değil. Ama Sahil Spor'da dedim ki Ersun Hoca bir 5-6 seneye kalmaz Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur. Ya bu kadar işine aşık. İşine aşık, Fenerbahçe'ye de aşık tabii bir taraftan. Yine izin günlerimizde bile bize özel antrenmanlar yaptırır, doktora götürür, barajda balık tutar bizle, hikayeler anlatır, kitaplar vesaire. Yani çok çalışkan, çok özel ama bir insan. Ama eski şey yok. O tutkusu yok. Yani o yüz, jest mimiklerinden yüzünü... Başardı. Başardı bir de... Fenerbahçe'ye geldi, sonra bir daha geldi. Bir daha geldi. İlk geldiğinde Mayıs'ta şampiyon yaptı. Hiç hak etmediği diğer yordu ya. Orada hayata küstü bence o. Küstü çünkü daha ne yapsın ya? Daha sezon bitmeden 5-6 hafta Nisan'da önce... Nisan'da yapsaydı daha iyi. Nisan'da yapamadığı için gitti. Nisan'da yapmadı. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Benim sormadığım, senin aklına gelen, söylemek istediğin bir şey var mı hocam? Çok keyifli bir röportaj oldu. Ben 30-40 dakika dedim ama daha fazla oldu. Şöyle, Ümit abinin de geçen şey yaptık yine böyle konuştuk, biraz duygulandık falan. Çocukların, antrenörlerin, yöneticilerin, gazetecilerin, başkanların basamakları tırmanırken geldikleri yeri unutmaması çok önemli. Şuna benzetiyorum, büyüdükçe küçülmek lazım, evet, diye bir laf var. Ağaç, yani meyve veren ağaç gibi olmamız lazım. Messi ya geçen şey Riquelme anons ediyor işte. Ben şöyleydim, Maradona böyleydi, Messi Arjantin için dünya kupası. Messi böyle ya, dedim ki ya Messi'sin ya. Bu kadar mı tevazu sahibi olursun ya? Adam utanıyor. Ya Riquelme onu övüyor ya. Adam utanıyor, buraları falan kızarıyor adama. O şeyden ama biraz. Yani solaklarda şizofren geni vardır. Çok içine kapanıktır. Çok yeteneklilerdir. Çok duygusallardır. Yani Messi öyle, Mesut Özil öyle. Arda öyle mi? Arda da öyle. İçine kapanık mı? Yani içine kapanık. Yani orada oynatılmadı mı, riskli mi yani? Riskli. 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 Yani içine kapanır, hayata küsebilir mi? Küsebilir. O yani zaman... ben neredeyim? Aa kardeşim, burası Real Madrid, Kamavingalar, işte Valverde'ler, Ancelotti'ler falan yanında. Kroos'lar, Modric'ler, Bellingham'lar. Demez, küser. O yüzden küser. Evet. Çok yani mükemmeliyetçi çocuklar böyledir. Michael Jordan da böyle. Sürekli oynamak ister. Oynamak ister, sahada olmak ister. Fenerbahçe'de Jesus'a küsmesinin sebebi bu mu? Bu. Bayağı, çünkü Jesus'a el kol falan yaptı en son. Hayatta yapmayacak bir çocuk. Nasıl doldurursa kendini ya da stres yaptıysa. Ya Fenerbahçe'nin en yetenekli oyuncusu diyelim. Şimdi Arda bir şeyi kırdı. Biz genç mi oynatacağız, şampiyon mu olacağız kardeşim? Şimdi Fenerbahçeliler niye kızıyor Arda'ya? Bizi şampiyon yapıp git diyorlar. Değil mi? 17-18 yaşında bir çocuk şampiyon yapabilir demek ki. Koskoca Fenerbahçe'yi. Bunu kırdı. Helal olsun. Evet. Yani Fenerbahçe'nin en yetenekli oyuncusu, Fenerbahçe'nin 10 numaralı oyuncusu, Fenerbahçe şampiyonluk iddiasından kopmayaydı, hem 5 milyon euroya gidecekti, hem de bir derbi oynamadan gidecekti. Yani kızmasında ne yapsın?
Evet, 30 milyon euro kazandırdı. Daha ne yapsın Arda? Gurur duymak lazım. Sonuçta 5 milyon euroya da gidebilirdi. Destek vermek lazım. Fatih Altaylı'nın bir yorumu ve yazısı var. Yani Real Madrid bugün Ali Koç'u istese Ali Koç'u alır diyor yani. Sonuçta Real Madrid yani anladın mı? Gelip seni alır yani Arda Güler'e. O almasaydı Barcelona alacaktı zaten. Ya Ali Koç alamaz da beni alabilir. Yani hayır ne demek istediğimi anladınız yani hocam. Yani ya şey, Real Madrid kim isterse alır. Evet evet evet. Ve hayır diyemezsin yani adam dünyanın en büyük kulübü. Ya bir de şöyle büyük kulüp. Bu sadece kupalarla ilintili değil. Tabii. Yani Real Madrid kulübü ben ta Butragueño'lar, Hugo Sanchez'ler, Agüntaylar'lar yani şeyde Schuster'ler falan. Tabii. Şimdi Graduate School diye bir okulları var. Dünyanın en iyi sportif direktörleri, masörler, fizyoterapistler orada yeni öğrenciler yetiştiriyorlar. La Liga ve 2. İspanya Ligi'ndeki oyuncuların çoğu Real Madrid çıkışlı. İşte Butragueño geliyor 10 yıl CEO'luk yapıyor. Şimdi Roberto Carlos keza öyle. İnanılmaz bir kültür. Yani dünyanın en büyük kulübünde bir oyuncumuz bizi temsil ediyor. İnşallah bundan oynar. Büyük mutluluk olmaz. Allah ayağına taş değdirmesin. Amin. Diyelim. Amin. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Sedat Pekmezci ile gerçekten çok keyifli, çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Hiç bilmediğimiz anılar, hikayeleri bizlerle paylaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.